Röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu konudaki röportajımız Avrupa Birliği. Bakalım Avrupa Birliği ile ilgili vatandaşlar, büyükçekmeceliler ne düşünüyor? Yanımızda bir beyefendi var. Önce kendisini tanıyalım. İsmim Serdar. Büyükçekmece Turist Abone Merkezi'nde çalışıyorum. Avrupa Birliği ile ilgili olarak da şunu düşünüyorum. Türkiye için tabii çok iyi olacaktır. En azından hiç olmazsa yurt dışında ki hayat seviyesine inşallah Avrupa Birliği sayesinde Türk halkı da ulaşır. Tabii sadece Avrupa Birliği'ne girmek önemli değil. Aynı zamanda Türk halkının da biraz önce belirttiğim gibi yaşam standartının Avrupa'daki yaşayanlar kadar olması ve onun gelir düzeyine ulaşmasıdır. Bu da tabii Avrupa Birliği anlaşması sırasında hükümetin müzakereler sonucunda inşallah bunu da sağlar ve tabii Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de üstüne düşen görevi yerine getirir. Peki Avrupa Birliği'ne gireceğine inanıyor musunuz Türkiye'nin? Yani, kısa sürede gireceğine inanmıyorum. Kısa sürede gireceğine en azından herhalde bir 2015'i bulur gibi düşünüyorum. Evet. Peki gireceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Yani mutlaka girer diyorsunuz. Mutlaka girer. Geç de olsa girer diyorsunuz. Evet, geç de olsa gireceğine inanıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Siz gelin beyefendi lütfen. Evet, sizi tanıyalım. Abdülkadir Şekerci, esnafım Büyükçekmece'de. Kebapçıyım ben. Evet, Abdülkadir Bey. Evet efendim. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi? Biliyorsunuz ilerleme raporu görüşüldü 6 Ekim'de. Biraz yeşil ışık yakıldı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Bir kere Türkiye dünyanın en güzel, en iyi, en modern, en güzel ülkesidir. Avrupa Türkiye'ye muhtaçtır. Ben bunu biliyorum. Nasıl muhtaç? Muhtaç. Her bakımından Avrupa Türkiye'ye muhtaçtır. Ne bakımından? Söyleyin, örnek verin. Bir, tarım bakımından. İki, montaj sanayi bakımından. Tarım kalmadı ki Türkiye'de. Yine. Efendime söyleyeyim. Her bakımından Türkiye Avrupa'ya girmeye mecburdur. Ve girecektir. Girecektir. Girecektir, evet. İnanıyorum buna. Ne zaman girer sizce? En az 5-6 sene içinde girmesi şart. Ben öyle görüyorum çünkü Türkiye büyük bir devlettir. Avrupa bakımından Türkiye çok önemli bir ülkedir. Onun için ben inanıyorum yani. Gireceğine inanıyorum. İnanıyorum, evet. Peki, teşekkür ediyorum. Beyefendi, sizi alalım şöyle. Ben gel bakayım, bilmem. Ağzınız var, diliniz var Allah'a şükür. Kendinizi tanıtın. Ben Tokat, Ömer Duracak. Ömer Bey. Buyurun. Avrupa Birliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği nedir? Bunu biliyorsunuz herhalde. Avrupa Birliği'ne ben de Türkiye'nin katılmayacağını zannediyorum. Katılmıyor. Evet. Türkiye mi katılmayacak, onlar mı almayacak? Türkiye katılmayacak. İstemeyecek mi? İstemeyecek. Ama Türkiye girmek için çırpınıyor ya. Çırpınıyor ama dalga geçiyor. Türkiye dalga geçiyor. Türkiye niye, dalga geçiyor. Elinde de olsa, gelinde olsa Avrupa Birliği'yle beraber olmayacak. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii, o da senin fikrin. Benim fikrim de o. Saygı duyacağız tabii. Ha. Peki. Teşekkür ediyoruz. Değerli. Teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız da böyle diyor. Yine bir beyefendi var. Önce kendilerini tanıyalım. İsmet Aksu. İsmet Bey, Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Avrupa Birliği bizi, önce şunu söyleyelim ki, 45 senedir susuz götürüyor. Bundan sonra su vereceğini sanmıyorum. Evet. Ama 6 Ekim'de yeşil ışık yaktılar gibi ilerleme raporunu gördüler. Olumlu buldular. Biraz kapıyı hafif de olsa araladılar. Ne diyorsun? Öyle gösterecekler. Olmazsa olmaz. Sonuç? Sonuç bekleyip göreceğiz artık. Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesi konusunda ümit yok mu diyorsun? Yani bence. Yok diyorsun. Bence. Evet. Hiç mi almazlar? Yoksa geç mi alırlar? Yani belki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacakları zaman Avrupa Birliği diye bir şey zaten ortada olmayacak. Ne olacak? Yani eskisine dönecek. Dünya küreselleşiyor ama bütünleşiyor. Bütünleşen kim? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği olmuş. Yok, Avrupa Birliği. Avrupa devletleri bir devlet şeklinde. Avrupa Birliği olmuş ama bugün Amerika bile sallanıyor. Rusya sallanmış zaten seneler önce. Rusya dağıldı. İşte. Yani Avrupa Birliği de dağılır mı diyorsun? Amerika dünyayı dağıtmanın çabasında, sevdasında, en sonunda da kendi dağılacak. Diyorsunuz. Diyorum. Evet. Yani Avrupa'da kaç kişiyi dağıttı? Türkiye'de de aynı şeyi uygulamak istemektedir. Ama biz direniyoruz herhalde biraz buna. Artık gelecek ne gösterir? Onu şimdiden zaman gösterecek. Biraz zor gibi.
Peki, teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Sağ olun. Vatandaşımız böyle düşünüyor. 6 Ekim'de Türkiye'nin ilerleme raporu görüşüldü. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınacağını zannetmiyorum. Çünkü kıstas olarak bizim toplumsal olarak Avrupa Birliği kriterlerini yakalamamız için toplumda çok altyapısal bir değişim söz konusudur. Biz bunu yakalayamadan onlar da bizim 80 milyonluk bir nüfusumuz Avrupa Birliği'ne almayacaklardır. Bu raporda olumlu olarak açıklanmayacaktır zaten. Peki 17 Aralık'ta ne çıkar? Çok uzun vadeli bir süre verilecektir. Sonuçta da zaten Avrupa Birliği'nin ömrünün bu süreye yetip yetmeyeceği kesin değildir. Bizim de oraya girip girmeyeceğimiz belli değildir. Çünkü Avrupa Birliği'nin ömrünün 10 yıl olacağı diye bir kıstas çok zor bir ihtimal. Yani dağılır mı diyorsunuz? Bence. Dağılacak. Çünkü üretmeyen, ekonomileri sıfırlara yaklaşmış, hatta terse dönmüş ülkeler yığına haline gelecek gibi bir durum söz konusu şu anda. Evet. Yani Avrupa Birliği devam etmeyecek diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok uzun bir vade vereceklerdi. 17 aldılar. Yani alması söz konusu değil. Onlar... Yani alınması söz konusu değil. Yani siz bir toplumsal birliktelik oluşturabilirsiniz ama bununla ilgili altyapılar tamam değilse, yani Almanya'da bundan 3-5-10 sene önceki ekonomik durumla şu andaki ekonomik durumu kıstas olarak algılayacak olursanız çok kötü durumdalar. O yüzden ben Avrupa Birliği'nin ömrünün çok uzun vadeli olmayacağını, hele ki Türkiye'nin oraya adapte olmasının buna yetmeyeceği düşüncesindeyim. Evet, kendinizi tanıtmadınız. İsmim Efkan Demir, ben Büyükçekmece'de oturuyorum. İnşaat taahhüt işi yapıyorum. Yanımızda bir hanımefendi var. Hanımefendinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili görüşünü alacağız. Önce kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Gülten Başlı. İzmirliyim. Burada misafirim. Evet, Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Girmesini arzu ediyoruz. Elbette hepimiz arzu ediyoruz da girer mi? Sizin düşünceniz ne? Vallahi girsin diyoruz. Bilmiyorum, büyükler bilecek onu. Peki Avrupa Birliği'ne girerse ne olur? Ne bekliyorsunuz? Avrupa Birliği'ne girerse daha medeni mi olacağız? Daha mı görüş açımız açılacak? Daha mı büyüklerimiz bizi kollayacak? Bilemiyorum. Hani onlar bizim için ne düşünüyorlar onu da bilmiyorum. Eğer girer... Beklentiniz ne? Daha özgürlük, daha ferah bir yaşam. Onlar tarafından gelecekse girelim, gelmeyecekse girmeyelim. Evet. Ekonomik anlamda bir şey beklemiyor musunuz? Hiçbir şey beklemiyoruz. Bizim devletimiz bize verecek ekonomik şeyimizi, yani özgürlüğümüzü yahut da ekonomimizi devletimiz bilecek. Dışarıdaki insanlar bizi bilemez ki. Ay, onlardan bir ekonomik destek. Hayır. Hiçbir şey beklemiyoruz. Beklemiyorsunuz. Bulacağımızı da sanmıyorum. Daha bizi sömürüyorlar. Evet. Girmemiz iyi mi olur, kötü mü olur size? Vallahi bilmiyorum ki iyi mi olur, kötü mü olur. İyi olur herhalde. Bütün Avrupa ülkelerini dolaşacaksınız rahat rahat. Elinizi kolunuzu sallayarak. Biz Türkiye'de dolaşamıyoruz. Avrupa'yı nasıl dolaşacağız? Hangi maaşla oraları gezeceğiz? Orasını işte o zaman düşünmek lazım. Bize bir menfaat verecekse, bir şey sağlayacaksa girelim. Sağlamayacaksa girmeyelim. Diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Röportajımız devam ediyor. Şimdi yanımızda yine bir bey var. Önce kendilerini tanıyalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Dilber. Emekliyim. Hüseyin Bey, Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Yani şu anda gözüktüğü gibi girmesi çok zor. Şimdi yakında zaten referandum olayına gidiyorlar. Referandumdan zannetmiyorum ki bizim lehimize bir şeyin çıkacağını düşünemiyorum. Peki uzun bir süreçte girer mi? Ben herhalde göremem. Allah uzun ömür versin. Yani evet. Ama yani geç girer diyorsunuz. Alırlar ama Geç alırlar. Kaç yıl sonra mesela? Diyelim ki mesela 30-40 yıl sonra alırlar. Ki bu arada tabii bir de onların bizden istediklerini yerine getirebilirsek tabii her yerine getirdiğimizin yanında yenileri de tabii ki çıkacak. Onlar da yerine gelirse herhalde o zaman olabilir. Yani bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz için onların dediklerini harfiyen yerine getirmemiz lazım şimdi, diyorsunuz. Bir defa buna şöyle bir yanıt vereyim. Bizim her şeyden önce yollarımız çok kötü. Onların yolları kaymak gibi üzerinde kayıyorsunuz. Hiçbir yerde çöp bulamıyorsunuz onlarda. Ama bizim her taraf çöplük. Yani bir defa bunlara uymak lazım. Bir defa biz Türk vatandaşı olarak bir defa sigara izmaritini hangi kişi söndürüp de çöpe attığını söyleyin bana.
Böyle bir adamı niye alsınlar ki? Diyorsunuz. Evet. Tabii ki. Tabii. Önce medeniyeti, önce bunları bir kültürel açıdan gelişmemiz lazım. Gayet tabii. Önce bunları aşalım, ondan sonrasına bakalım. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.